Merhabalar. Cumhuriyet dönemi romancılarından Kemal Tahir'i konuk ediyoruz. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Sanırım edebiyat yolculuğunuz şiirle başlıyor. Evet öyle. Daha sonra Nazım Hikmet'in tavsiyesiyle roman yazmaya başladım. Konularınızı nelerden seçtiniz? Çankırı, Çorum dolayları, Kurtuluş Savaşı, Eşkıya hikayeleri, Osmanlı tarihi olmak üzere pek çok konudan yararlandım. Bilimsel metotla köy romanı yazdınız. Düşüncelerinizi aktarmada romanı araç olarak gördünüz değil mi? Evet, Tanzimat'tan bu yana gelen bu gelenekten ben de faydalandım. Ve bu romanlar birbirinin devamı niteliğinde nehir roman anlayışına uygun romanlar oldu. Esirşehir'in insanları bir üçlemenin ya da nehir romanın birincisidir. İkincisi Esirşehir'in mahpusu, üçüncüsü de yol ayrımıdır. Toplumcu gerçekçi romancı mısınız peki? Evet, ağalık, ırgatlık, eşkıyalık gibi siyasal ve toplumsal olayları işledim. Bu temalarla gerçek bir Anadolu romanı oluşturdunuz. Diğer yandan romanlarınız zengin ve kalabalık bir kişi kadrosuna sahip. Şehir ve köy düzenindeki hemen hemen her şahsı romanlarımda görmek mümkündür. Romanlarınızın içeriğinden bahseder misiniz biraz? Sağırdere, Kör Duman, Köyün Kamburu romanlarında köy ve köylü sorunlarını işledim. Rahmet Yolları Kesti, Yedi Çınar Yaylası'nda ağalık ve eşkıyalık olgusunu dile getirdim. Kurt Kanunu'nda Atatürk'e düzenlenen İzmir suikastını anlattım. Devlet Ana'da kuruluş sürecindeki Osmanlı'nın yönetim sistemini anlattım. Osmanlı toplum yapısının kölecilik ve feodalizmden çok farklı ve insancıl bir temel üzerine kurulduğunu savundum. Yorgun Savaşçı'da Milli Mücadele döneminin 1919-1920'li yıllarını tüm olumlu veya olumsuz yanlarıyla gerçekçi bir şekilde yansıttım. Peki anlatıcının rolü nedir bu romanlarda? Anlatılanları hakim bakış açısı, diğer bir ifadeyle yazar anlatıcı dikkatiyle okuyucuya sundum. Romanlarınızdan bahsettik ama bir de öykünüz var, onu unutmayalım. Evet, daha önce Tan gazetesinde yayımlanan öyküleri Göl İnsanlar adlı eserimde bir araya getirdim. Son olarak Yorgun Savaşçı ve Devlet Ana romanlarının ödül aldığını da hatırlatalım. Ve böylece Kemal Tahir özel yayınımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere.